Standart Parça Kütüphanesi kurulduktan sonra Solid State S5 Engineering Referans hesaplamalı makine elemanları kütüphanesinin kurulumunu yapabiliriz. Hesaplamalı makine elemanları kütüphanesi kurulmadan önce isopart kısmını açtığımızda senkron ortamda zaten görünmez ordered modelleme ortamında tools menüsüne ulaştığımızda engineering referansın seçilemediğini görüyoruz. Bunun nedeni henüz kurulmamış olmasıdır. DVD'mizden Solid ST5 DVD'mizin içerisinde Solid Edge versiyon 105 English Engineering Reference klasörünün içerisindeki Setup bölümüne yönetici olarak çalıştırıyorum ve Solid Edge'i kapatıyorum. Ve kurulum başlıyor. Next'le ilerliyorum. Ve kurulumun işleminin sonlanmasını bekliyorum. Kurulum tamamlandı. Şimdi çalıştıralım. İzopart ortamına tıklıyorum tekrardan. Katı model ortamından. Senkron ortam olarak geliyor karşıma ve ordered modellemeye sağ klikle transition to ordered diyerek geçiyorum. Tools menüsüne gidiyorum. Engine Reference gördüğünüz gibi aktif. Aynı menüye sol taraftan ulaşabilirsiniz. Engine Reference arayüzünden ulaşabilirsiniz. Burada birçok makine elemanının standart makine elemanının hesaplamalı olarak tasarımını yaptırabilirsiniz programa. IsoAssembly ortamında göstermek istiyorum. Tools menüsünde yine veya sol taraftaki Engine Reference menüsünde. Örneğin düz dişli oluşturacaksak önce dosyamı kaydediyorum. Daha sonra düz dişli Spurgeon kısmına tıklıyorum. Ve ISO standartta hangi standartta çizmek istiyorsak o standardı seçiyoruz. Buradan düz dişli parametrelerin tasarım kriterlerini belirliyorum. Örneğin burada sadece merkezler arasındaki mesafeyi bulalım. Modülümüz 2 olsun. İletim oranımız, dişler arasındaki iletim oranımız 2 olsun. Diş sayımız 34 olsun. Ve diğer işlemler için malzeme belirleyebilirim. Pinyon ve diş için ayrı ayrı. Hesapla dediğimde dişin parametrik değerlerini karşıma çıkarıyor ve mukavemet değerlerini de ölçüp değerleri yazıyor. Bu değerleri rapor olarak alabilirim. Örneğin TXT formatında düz dişli olarak masa üstüne kaydediyorum. Create dediğim anda ise dişli oluşturmaya başlayacak. Verdiğim kriterlere uygun dişli. Şu anda dişlinin profilini çizdi. Dişi oluşturduktan sonra kaydetmemi isteyecek. Kaydediyorum belgelerimin içerisine. Şimdi karşılık dişini oluşturacak. Bunu da kaydetmeyi gerektiriyor işlemimiz. Kaydettim. Ve bu dişleri yeniden açıp montaj ortamına çağırıp mümkünse montajlayacak. Birinciyi açtı. Karşılık dişini açacak. Montaj ortamına ekleyeceğiz. Montajlanmış bir şekilde karşıma geldi. Ben örneğin buradan motor verelim. Küçük dişliye.
kendi eksen etrafına dönsün. Değer verebiliriz. Buradan motor ismi ve diğer limit değeri de girebilirim. Simulate motor dediğim anda bu dişi hareket ettirebiliriz. İşte dişlerin hareketi şeklindeki gibi olur. Engineering referans bu şekilde çalışır. İyi çalışmalar.